Birbiriniz hakkında doğru bilgiye dayanmayan olumsuz yargılarda bulunmayınız. Hı. Zan tam başlıyor. O bir aynı ayetin içinde biliyorsunuz. Hı. Hı. Evet. Olumsuz yargıda bulunmayız. İçteni bu kesilen. Evet kesilen. Çünkü varsayımla, tahminlerle hareket etmek sizi yanıltabileceği gibi çoğu zaman o insanlar hakkında yanlış kanaatlerin oluşmasına yol açar ve günaha girmenize sebep olur. Zanla hareket edemezsin. Bugün başımıza gelenlerin birçoğu ozanla değil mi? Hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği bir şey duydum diyor efendim. Veya tahmin ediyor, kendi inşa ediyor o şeyi. Nice insanlar helak oluyor. Ya. Nice insanlar helak. İnsanı helak ederek din din nasıl olur? Din insan ilişkilerinde Allah'ın emri bu. O sizin dediğiniz kısım ise ayrıca müminlerin gizli saklı hallerini araştırıp ifşa etmeyiniz. Ne yapıyormuş tecess, diye Efendim, evet. araştıramazsınız. Özel hı. hayatı araştıramazsın. Böyle boy bey insanların hayatını deşifre etmek, konuşmak, yazmak, çizmek hı. bilakis Kur'an-ı Kerim e, min terbiyesi, adabı ve Hazreti Peygamber'in beyanı insanların şahsi hatalarını örtmek üzeredir. Eyvallah. Bahusus kendinize yapılan hatayı örtmektir. Hı hı umuma yapılan efendim hakkı ilalini affedemezsiniz. Eyvallah. Ama size bireysel olarak birisi sizin hakkınızı yediyse affedebilirsiniz ve bu tercih edilir. Hı hı. Bakınız. Üçüncü Sumsuru. Hele onların arkalarından çekiştirmek gibi çirkin bir fiile asla tevessül etmeyiniz. Şunu biliniz ki bir mümin kardeşinizin arkasından onu çekiştirmeniz ölmüş bir kardeşinizin etini yemek gibi çirkin ve iğrençtir. Herhalde bu noktayı siz vurdukamak istiyordunuz. Kesinlikle. Ama buna rağmen bu hatalardan dönerseniz Allah'ın af kapısı daima açıktır. Şüphe. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu. Biz Kur'an-ı Kerim'den 3-5 ayeti ezberleyip efendim onu konuşunca efendim Oluyor gibi geliyor yani bu Kur'an, bu Kur'an e, yani Türkiye'de daha ilerisi söylemeyelim ama Kur'an'a vakıf olmamız gerekir. Çok güzel tilavetlerimiz var, siz de programlarda bulunuyorsunuz, güzel hafızlarımız var filan. Bunlar çok güzel ama yani şunlar da içimize sinerse yaşadığımız Kur'an okumak bizi kurtarır. E, tabii Halil Bey. zaten... E, e, Emelimiz, maksadımız, amacımız Okumaktan o. Okumaktan maksat bu değil mi? O olmalı. O halde yaşayacağız, yaşadığımızı okuyacağız. İşte o zaman arşa kadar sesimiz çıksın yaşadığımızı okuduğumuz için... Hmm.